Merhaba arkadaşlar. Sesim biraz dudaklandı. Dallandı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yurt dışında yüksek lisans üzerine biraz konuşacağız. Hayat standartlarından bunlardan biraz küçükçe... Küçükçe ne ya? Benim anlatacaklarım tabii ki biricik bir deneyim olduğu için size çok bir şey vermeyebilir. Buraya girmemek lazım. Neden bahsedeceğiz? Biraz burstan bahsedeceğiz. Yaşam standartlarından bahsedeceğiz. Ya bu roman gibi oluyor da ben de şey yapalım. Güzel bir şey. 3 aşağı 5 yukarı benzer zorlukları yaşayacağız. Yani ben yaşadım, muhtemelen siz de yaşayacaksınızdır. O yüzden bu videoyu yapıyorum. Bunlar üzerine kısaca bir hikayeleştirdik durumu. Bunu kesersin artık. Garip cümle oldu da yani. Benim hikayemden daha çok belki şeye girelim. Hani yüksek lisans yapmak istiyor musunuz? Neden yapmak istiyorsunuz? Yapmak istiyorsanız ne gibi şartlar var? Bunları yerine getirmek gerekiyor gibi. Şuna bahsedebiliriz. Önce bir yüksek lisansı neden yapmak istediğinize dair bir karar verin. Bu akademik nedenle mi olacak? Bu işte profesyonel bir nedenle mi olacak? Bu işte yurt dışına gitmenin bir yolu mu olacak? Buna uygun tercihler yapabilirsiniz. Benim açımdan ben açıkçası akademiyle özel bir sektöre veya böyle bir uluslararası bir kuruluşa girip çalışma arasındaydım. O yüzden ona yönelik bir tercih yaptım. Ama siz diyorsanız ki akademik bir tercih mi olacak? Ona göre tabii önerilerim falan değişecektir. Ne için yapmak istediğine karar verdikten sonra bu sürecin belli bir gereklilikleri var. Bunlardan birincisi SOP yazmak, yani Statement of Purpose ya da Motivation Letter dedikleri. Motivasyonunuzu gösterecek bir metin sizden bekliyorlar ve bunun dışında bir de dil gereklilikleri var. Bunları yaptıktan sonra bazı okullar para istiyor, bazıları istemiyor. Şimdi de asıl mevzu burada dönüyor. Yani bazılarını burs bulabilirsiniz, bazılarını burs bulmanız çok zor. Bunlardan biraz bahsedeceğiz videoda. Öncelikle yani dil en büyük bariyer. O yüzden IELTS, TOEFL, Fransa geleceksiniz DELF. Almanca için de yine ayrı bir sınava girmeniz gerekecek. Bunun için muhtemelen yani dili biliyorsanız bir sene önceden en azından bir bu süreci düşünüp ona göre hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü başvurular bir sene öncesinden yapılıyor. Ve dil sıkıntınız varsa belki iki sene önceden bu sürece girmeniz gerekiyor. Kendi adıma ben eğitim dili İngilizce olan bir okul tercih ettim. Fransa'da bu okul. O yüzden TOEFL veya IELTS gibi bir ikilem kalmıştı. TOEFL mı IELTS mi bu çok soruluyor. Bu konuda açıkçası net bir cevap yok. Bence öncelikle kendi istediğiniz alana yönelecekseniz ona uygun okulları sıralayacaksınız. Sıraladıktan sonra TOEFL veya IELTS hangisi daha çok kabul ediliyor. Avrupa'da genellikle IELTS kabul ediliyor diye biliniyor ama bazı okullar mesela özellikle TOEFL da isteyebiliyor. Onun için öncelikle sizin bir okul listesi yapıp ona göre bir TOEFL veya IELTS sistemine girmeniz gerekiyor. Eğer siz Amerika istiyorsanız açıkçası TOEFL daha avantajlı. Yani o yüzden öncelikle bir karar verip ne çeşit bir kariyer istiyorsunuz, hangi okullar istiyorsunuz bunu belirledikten sonra TOEFL mu IELTS mi ikilemine girseniz iyi olur. Ben IELTS'e girdim. 6.5-7 üzeri aldığınızda da çoğu okul sizi kabul edecektir. Diyebilirsiniz ki işte sen neden Fransa'yı tercih ettin? Benim önümde 4-5 tane seçenek vardı. Bunlardan birincisi Amerika, işte ikincisi Avrupa olarak şey yapılabilir. Avrupa'da da belli ülkeler var. Fransa, Almanya, İsveç. Onun dışında İngiltere tabii ki, Hollanda. Neden Fransa'yı tercih ettim dersem ben Amerika'ya gitmeyi düşünmüyordum. Çünkü Amerika'da işte yüksek lisanslar falan çok pahalı. Yani 40.000-80.000 arası bir maliyeti var en azından eğitimin. Onun dışında bir de yaşam maliyeti var. Bu benim altından kalkabileceğim bir yük değildi. Onun dışında burs imkanı da çok sınırlı. Özellikle yüksek lisans düşünüyorsanız. Doktora için Amerika'yı tavsiye ederim. Ben biraz daha yüksek lisans özelinde konuşacağım. Neden Avrupa'yı tercih ettim dersek Avrupa'daki okulların bedava veya daha ucuz olması asıl neden. Bir de ikincisi Avrupa'daki kurumların da zaten bayağı güçlü ve işte eğer doktora Amerika'ya vesaire gitmek istiyorsanız iyi bir atlama tahtası olduğunu düşünüyorum. Asıl amacım buydu. Bir de ikincisi işte tabii Avrupa'daki yaşam masrafları ve burs imkanları Amerika'ya göre benim adıma daha genişti. O yüzden burayı tercih ettim. Burada da 3 okula başvurdum. Yani açıkçası çok fazla okula başvurmadım. Bazılarını baştan eledim. Bazılarını da ikinci plana attım. Daha çok Almanya'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki ve İsviçre'deki okulları tercih ettim. İsveç'te de burs olanakları vesaire var ama okullar çok pahalı ve işte burs imkanı açıkçası çok geniş değil. Yani çok geniş gibi söyleniyor da bir İsveç Enstitüsü'nün, daha doğrusu Büyükelçiliğin verdiği bir burs var. O da senede 8 kişiye falan veriliyor. Dediğim bir akademik ortam daha çok buralardaydı. O yüzden buraları tercih ettim. Paris, işte Londra ve Cenevre'ydi. Benim istediğim aslında kariyer pattern'ına, kariyer yoluna uygun bir tercihte bulundum. Siz mesela diyelim ki bir uluslararası kurumda çalışmak istiyorsanız büyük bir metropolde olmanız lazım. Çünkü burada iş fırsatları daha çok. Burada eğitim ona daha uygun. Daha uygun programlar olabiliyor. Yani gidip bir Almanya'da küçük bir şehirde bir eğitim almaktansa bu tip bir tercih daha manalı olabiliyor. Ben açıkçası böyle düşündüm. İkincisi burs kaynakları, yani burs olanakları. Bu çok önemli konu. Açıkçası Türkiye'den geldiğimiz için önümüzde ciddi bariyerler var. Bunda işte yani ya bizim devlet burs verebiliyor ya burada da çok sınırlı imkanlar var. Bunlardan birincisi işte ülke bazında gitmek gerekirse Almanya'da en önemli burs, hepimizin başvuracağı burs DAT bursu, DAT-T bursu. Bunun yarısı galiba geri ödemeli. Öyle olduğunu biliyorum açıkçası.
Almanya'da bir eğitim düşünüyorsanız bayağı 850 euro civarı olması lazım. Bu ihtiyaçlarınızı bayağı karşılar. Yani ve aynı zamanda işte öğrenci olduğunuz için, çalışma vizesi de alacağınız için çok zorlandığınızda çalışabilirsiniz. Gayet sizi götüreceğini düşünüyorum. Almanya'da yani eğitim de bedava olduğu için çok uygun bir burs ve işte güzel bir fırsat. Almanya'da eğer kafanıza uygun bir okul bulursanız açıkçası deneyin derim. Benim de aklımdaydı. Ben Fransa'yı tercih ettim. Ben daha öncesinde İngiltere ve Fransa arasında kalmıştım. Neden Fransa'yı seçtiğimi biraz İngiltere'yi seçmeme nedenlerim üzerinden anlatayım. İngiltere'de gitmek isterseniz yani okullar çok pahalı. Orta üst seviyedeki bir aile ancak karşılayabilir. Benim de öyle bir durumum yoktu. Düşünmüyordum. O yüzden Fransa'yı tercih etmeyi düşünüyordum ama İngiltere'de şöyle burs olanakları var. Çimenik bursu var, Jamoni bursu vardı. Şu an artık yok. Benim başvurduğum zaman vardı. Onun dışında burs imkanları çok sınırlı ve okullar pahalı. Yani açıkçası çok uygun bir tercih gibi gelmiyordu. Ben Jamoni sınavına girdim. Jamoni bursunu aldım ama durumu vardı. Avrupa Birliği'nden çıkacak mı çıkmayacak mı? Ona göre sizin aslında o bursu geri tekrar ödemeniz bekleniyordu. Bu da 40 bin pound civarı bir şeydi. Meblağ. O yüzden düşünmedim. Artık şu an öyle bir imkanımız da sanırım kalmadı. Yani Jamoni bursu. O yüzden eğer Jamoni bursu düşünüyorsanız kıta Avrupa'sındaki ülkeler, Hollanda, Almanya, Fransa uygun olabilir. Tabii İtalya, İspanya gitmek isteyenler de olacaktır. Onlar için de uygun bir burs. Bu nedenlerden ötürü İngiltere'ye gitmedim. Fransa'da da bana devletim verdi. Fransa devletinin bir başarı bursu var. Eiffel bursu. O bursu hak kazandım. Bu bursu da internete bakarsınız meblağını şimdi ben anlatmayayım da iyi ve uygun bir meblağı var. Yüksek bir meblağda burs veriyorlar. Sigortanı karşılıyorlar. 2 senelik bir burs. Yazın devam ediyor. Bir de şöyle bir durum var mesela. Amerika'da veya İngiltere'de bazı burslar yazın devam etmiyor. Yazın çalışmanız gerekiyor. Burada biraz daha o sana en azından bir özgürlük sağlıyor. Bundan bahsedebilirim. Türkiye'den Fransa'ya gelecekler için bir de TEV bursu var. TEV bursu da açıkçası 750 euro diye hatırlıyorum. Fransa'da, Paris'te açıkçası 750 euro yetmez yani. Çok zorlanırsınız. Yani yurt imkanları vesaireler var. Burada site üniversiteler var. Onun dışında cross yurtları var. Devletin bursuna başvuramıyorsunuz ama devletin bir cross diye bir bursu var. Fransa'da ve Avrupa'da yaşıyorsanız size bu bursu veriyor. Türkiye'den geldiğimiz için bizim için öyle bir imkan yok. Ama cross yurtları dediğimiz böyle devletin yurtları var. Eğer 750-800 euro civarında bir paranız varsa ve öğrenci vizesiyle beraber çalışma iznine de sahip olacağınız için bu tip bir şey de denenebilir. Fransa'da okullar da bedava aynı zamanda. Yani bedava derken paralı okullar var. Sınırlı ama isterseniz bedavaya bulabileceğiniz okullar var. Kaliteli okullar var. Sorbonne vesaire. Taşra'daki okullar var. Taşra derken de Paris dışındaki okullar var. Buraları da tercih edebilirsiniz. Okul önerisi vesaire ayrı bir konu oldu. Çok derya bir konu. Her ülkede tek tek önerebileceğim kendi alanımda okullar var ama bunun için bence ayrı bir video çekmek daha iyi olur. Yani Fransa'yı tercih nedenim buydu. Fransa'yı biraz anlattık. Şimdi biraz da Hollanda'dan bahsedelim. Çünkü Hollanda Türkiye'den başvuran çoğu insan aslında Hollanda'yı düşünüyor. Neden derseniz Hollanda'daki okullar İngiltere'ye göre bir tık daha ucuz. Ve Jamoni gibi Avrupa Birliği'nde olan burslardan yararlanabiliyorsunuz. O yüzden Hollanda tercih ediliyor. Okulları da iyi. Kıyasla Avrupa'nın diğer okullarına göre çok çok daha iyi okulları var. Leiden olabilir bu. Hollanda'daki eğitim Jamoni bursu ile mesela alıp gelebileceğiniz bir imkan var. Gayet güzel bir hayat standardı var. Yüksek bir hayat standardı var ve okullar 10 bin euro civarı. Bu açıkçası bence benim adıma pahalı ve genelde bir senelik okullar. O yüzden hem çalışma hayatına girmeyi, hem okumayı, hem belli bir miktar o ülkenin tadını çıkarmak istiyorsanız ciddi bir birikiminiz olması gerekiyor. Burs yoksa. Ben açıkçası böyle bir şeyin benim adıma çok uygun olmadığını düşündüm. O yüzden burayı tercih ettim. Şimdi şöyle bir soru benim de gelmeden önce aklımdaydı. Eğer burs bulamazsam Fransa'ya veya Almanya'ya gidip, çünkü buralarda okullar bedava olduğu için hem çalışıp hem de okula devam ettirebilir miyim diye düşünüyordum. Bu açıkçası zor bir durum ama yapılabilir çünkü çok fazla da örneğini gördüm. Ama eğitim hayatınızdan ve hayatın geri kalanında harcayacağınız zamandan çok büyük bir kısmı çalışmaya ayıracaksınız. Bunu bence bilip ona göre altına girmek lazım. Bence ama yapılabilir. Hepimiz yüksek lisans aynı nedenlerden dolayı yapmıyoruz. Sonuçta akademik nedenlerle gelenler de var. Onun dışında burada bir özel sektör hayatına girmeyi düşünenler de var. Veya buraya bir gelme açısından araç olarak gören insanlar da var. Bunun için daha öncesinden siz buraya gelip ne yapmak istiyorsunuz bunu netleştirmeniz lazım. Buna göre çünkü alacağınız karar çok değişecek. Hangi okula gideceğiniz çok değişecek. Şimdi biraz kısaca geçelim. Yani öğrenci hayatı burada nasıl? Bursum yetiyor mu? Onun dışında yaşam imkanlarım nasıl? Buradaki kültür sanat aktiviteleri vesaire nasıl? Bence önemli bir tercih. Daha önceden buraya gelmeden önce de karar vermek lazım. Ben metropolde mi yaşamak istiyorum? Ben böyle doğayla iç içe bir ortamda mı yaşamak istiyorum? Biraz daha lokal bir yerde mi yaşamak istiyorum? Ben metropolleri sevdiğim için açıkçası Paris tercihimde bayağı etkili oldu. Paris tercih etmemde tabii ki başka nedenler de vardı da uygun bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ama siz eğer doğa ve böyle daha rahat hayat, yaşam
imkanlar istiyorsanız, açıkçası Paris mesela çok uygun bir şehir değil. Yani evler mesela çok küçüktür. Onun dışında buradaki kültür sanat aktiviteleri, buradaki öğrenci yaklaşım, ben açıkçası bunu beğeniyorum. Çünkü mesela diyelim ki bir Hollanda'ya gittiğinizde sizin senelik 80 veya 90 euro olması lazım. Müzelere giriş için bir pes almanız lazım. Burada öğrenciyseniz 25 yaşına kadar, 25 yaşı da dahil olmak üzere, yani müzelere, çoğu müzeye, işte şeye, etkinliklere bedavaya girebiliyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Bu en kaliteli müzelerden tut, böyle çok küçük galerilerde de geçerli olan bir şey. O yüzden burada kültür sanat hayatını çok beğeniyorum. Sevdiğim bir ortamı var. Bursum bana gayet yetiyor. Öğrenci olduğunuz için belli bir gelir seviyesinin altındasınız ve devlet bu nedenle size mesela işte KAF gibi, KAF dediğimiz mesela ev kira yardımı. Devlet size bir kira yardım veriyor. Onun dışında eğer geçimi durumunuz çok zorsa size acil yardımlar verebiliyor. Bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Fransa bu tip konularda çok gelişmiş. İşte ne bileyim, hani bir sağlık sigortası, diyelim ki Amerika'ya gittiğinizde çok büyük bir sıkıntı olabilir. Ama burada devlet direkt size hani %80'e yakın bir sigortayı sağlıyor. Onun dışında da işte ayda 20-30 euro vererek işte bir mutual dediğimiz, hani %100'e yakın sağlık sigortanızı karşılayabiliyorsunuz. Gayet bunlar önemli şeyler. Bir öğrenci olarak geliyorsanız illaki sağlık sorunu yaşarsınız yani. Çeşitli nedenlerden ötürü. Onun dışında yani buradaki hayatımdan gayet memnunum. Tek sorun şey olabilir, arkadaşlarınızı çok özlüyorsunuz. Buradan tüm arkadaşlarıma selam söyleyeyim. Yani çok özlüyorum hepinizi. Arkadaşlarınızı çok özleyeceksiniz, sevdiklerinizi çok özleyeceksiniz. Bu bence gelmeden önce 2 kere 3 kere düşünmesi gereken bir şey. Ama onun dışında buradaki hayattan gayet memnun olacağınızı düşünüyorum yani. Her ne kadar yaşadığınız ev küçük olsa da, işte belli ciddi, yani belli sıkıntılar yaşasanız da gayet deneyimlemeye değer. Özellikle 20'li yaşlarda. Belki 30'larda da gelmek isteyenler olabilir, şimdi ageizm de yapmayalım, ama ben açıkçası öneririm. Çok da memnun olduğum bir deneyim. Biraz üşüdük, o yüzden şimdi kapanış yapacağız. Eğer bundan sonraki videoları da, yani bundan sonra bu konu üzerine video çekmemizi istiyorsanız beğenip paylaşıp yorum yapın. Soru sorun. Biz yapmadan önce bayağı uzun süre soru düşündük, insanlar neler sorar diye. Sorularınız varsa altına yazabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda da açıklarız. Selamlar, hoşçakalın.